Merhaba arkadaşlar Kripto coin çarşısına kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet yeni bir günün başlangıcı tekrar sizlerle birlikteyiz. Piyasamız güzel. Güzel hareketler var. Rally'e koşan koyunlarımız var. Bugün sizler için seçtiğimiz yaklaşık bir onun üzerinde coin var kardeşlerim. Onları inceleyeceğiz. Bu coinlere dikkat diyoruz. Ve bunları incelemeden önce kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Evet bu coinlerin bazılarından ralliler de gelebilir. Burada anlatacaklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilmemelidir kardeşlerim. Evet programımızı hemen Total 2 ile açıyoruz ve altcoin market cap'te para girişimiz ne var? Evet 1 trilyon 490 milyar dolar yani %0.42'lik giriş var altcoin'lere kardeşlerim. Dominans küçük çaplı bir yeşil devam ediyor. Tekrar 43.85'lerde 44'ün altında seyrediyor. Öyleyse Bitcoin'e bakalım. Arkadaşlar Bitcoin an itibariyle %1.27'lik yükselişte ve 61.724 dolar seviyelerinde seyrediyor. Dünkü dediğimiz gibi yukarıda 62.963.000 direncini kırması şart. Onu kırdığı anda Bitcoin bu hafta e, 70-75 arası fiyatlanabilir. Bu benim nacizane görüşüm. Tabii ki piyasa e, çoğu koyunlar yatayda seyrediyor. Evet ikisi ve üçünde oluşacak FED kararının. Evet yani bugün ve yarın FED kararı toplantısı olacak. Yani FED toplantısı var. Yarın akşam saat 21.30'da da yani çarşamba akşamı saat 21.30'da ne olacak? E, FED Başkanı Powell bir açıklama yapacak tabii ki. Onun ardından piyasa yine kendine bir yön belirleyecektir. Fazla lafı uzatmadan Bitcoin'de hedefler belli kardeşim. Bitcoin alıp başını gidecektir. Evet. Ethereum. Ethereum'da da %1'e yakın yukarı yönlü yükseliş ve 4363 dolar seviyelerindeyiz. Ethereum 7-8 bin yolculuğu her an başlayabilir dikkat diyorum. Evet Ethereum'da 7 bin, 8 bin dolar yolculuğu başlayabilir. Ethereum'a dikkat kardeşlerim. Daha fazla da Ethereum'u incelemeyeceğim. Çünkü yukarıda bir 4500 direncini kırdığı anda peşinden baktırabilir Ethereum diyorum. Geliyoruz. AX kardeşlerim. AX an itibariyle %3'lük yükselişte. Tekrar 140 doların üzerine attı kendini. Atıyor yani. Ne yapar bu? Bu ne demek? Eğer aks bir delilik yapar ise 200 dolar yolculuğuna başlayabilir anlamını taşır. Peki gider mi aks? Arkadaşlar aksa her zaman her videomda sizlere zaten veriyorum. Aksa hareket başladı mı başlıyor. Evet. Tabii ki bu bir anda uçup kaçıp gidecek anlamını da taşımıyor. Ama aksın yönü yukarı yönlü ve yolu var. Yukarıda 164 dolar direncini kırdığı anda bugün sen sağa ben selamet. Gidebilir. Evet. Diğer bir altcoin'imiz Alice'ye bakıyoruz arkadaşlar. Bakınız bu ara oyun bunlar hep oyun coin'leri. Ax, Alice, The Sandbox kardeşlerim bunlar ne yaptı? Bu haftanın revanşını aldı. Evet, Alice de şu an yüzde %9'un üzerinde yükseliş ve 15 doların üzerine attı kendini. Alice'de 50 dolar hedefimiz var ve bu yönü yukarı yönlü devam edecektir. Yukarıda kırması gereken 17 dolar ardından 20 dolar ve üzerine kendini atabilir. Bakınız şuradaki derinliği Alice yukarı attığı anda şurada bir derinliğimiz var değil mi? Şuradaki derinlik var. Bu derinliği yukarı attığı anda Alice'nin hedefi neresi şu anda? Şu derinlikleri ölçelim. 19 doların üzeri. Evet. Şuraya dikkat. Aks ne yapmış? E, pardon Alice. EMA 50 ve 200 günlük ortalamaları düğümlemiş. Yani 200 günlük ortalamayı 50 günlük ortalama yukarı yönlü kesmiş durumda. Yani bu kesişlerde biliyorsunuz yükselişler geliyor. Öyleyse e, dikkat etmekte fayda var diyorum. Alışların olduğunu ve ERA sayında desteklediğini görüyoruz momentumları. Evet yukarı yönlü hareket devam edecek gibi duruyor şu anda. Bollinger bantımızın da oldukça üzerinde görünüyor mum hareketleriyle. Öyleyse bu yükselişin aks için devamı olabilir. Şey, Alice için devamı olabilir. Alice'de hedef bu. Gelelim Çiliz'e. Arkadaşlar Çiliz her zaman diyorduk ki 40 doların yani 0.40'ın üzerine atması lazım kendini yükselebilmesi için. Doğru mudur? Doğrudur. Öyleyse şu anda 42, 43, 45 derken tekrar 0, 49 doların üzerine attı ve %9'luk yükselişi var çilizin. Çiliz yolu var kardeşim. Çilizde hedef 1 dolardır. Bunu önceki yayınlarımızda da belirttik. Artık 1 dolara kadar arada bir nefes alabilir. Arada bir geri çekilme yaşayabilir ama hedefi orasıdır diyoruz çiliz için. Peki çilizde durum bu. Geri çekilir mi? Tabii ki bu yükselişlerde küçük düzeltmeler olacaktır. Yani e, bunlar sizi yanıtmasın kardeşlerim. Bollinger bantının üzerine çıktığını çiliz için söyleyebiliriz. Ve osilatörümüz de al güçlü al sinyalini çilizde de veriyor. Çilizde birlikte hareket eden CHR'miz var biliyorsunuz. Ay maşallah maşallah açmış Bollinger Band'ını gidiyor. Evet %31 iken yükselişi e, CHR'den rally gelebilir diye Telegram grubuma yazdım Kardeşlerim ondan beri ne yapmış e, 39 oldu şu anda yükselişi evet 0.68 dolar her an 1 dolar yolculuğu mevcuttur CHR'de diyoruz bu CHR daha önceki altcoin sepetimizde zaten var e, bu sepetten yararlanan arkadaşlar bundan da güzel paralar ...kazanabilir ya da kazanmıştır. Yani herkese bol şanslar diliyorum kardeşim. Evet, cehalede de durum bu. Ha, bu arada istekleriniz için arkadaşlar... ...isteklerinizi bir dahaki videomda değerlendireceğim. Onlara yer vereceğim. Çünkü e, acil sizler için... ...sizleri e, aydınlatmam gereken bazı coinler vardı. Onun için e, ben kendim seçtim bunları sizler için. Bakın diye yani ona göre pozisyonunuzu değerlendirebilirsiniz. Cehare'de güzel alış var kardeşlerim. Güzel bir alış ve yukarı yönlü hareketin olduğunu cehare içinde söyleyebiliriz. Peki osilatörümüz ne diyor cehare için? Ay maşallah güçlü al, güçlü al, güçlü al sinyali cehare'de mevcuttur. Bollinger bantımızı zaten bakınız Bollinger bantını yeni gelen kardeşlerimiz için söylüyorum. Bollinger bantı ne yapmış kardeşlerim? Bollinger Band'ı daralarak, bakınız daralarak geldi. Daralarak geldi. Bollinger Band'ın özelliği neydi? Eğer uzun süre daralarak gelen bir Bollinger Band'ı, bakınız, her an sert bir şekilde kırılımla karşı karşıya kalır. Bu kırılım yukarıda olabilir, aşağıya da olabilir. Ne yaptı bu sefer? Yukarı kırdı ve düşen takoz yükselen trend, düşen takoz yükselen trend şeklinde aldı başını Bollinger bandını yukarı doğru açarak yoluna devam ediyor. Evet, diğer bir favorimiz Sand, The Sandbox. O da Bollinger bandımızın üzerinde ve hala yükseliş trendinde olduğunu söyleyebiliriz. 2,5 doları geçti, 2,64'lerde. Nereye iğne attı? 3 dolar 30 sente iğne attı kardeşlerim The Sandbox. Evet, bu da oyun coinlerinden biridir. Evet, altyapısı odur. Peki altta Erasay o da onu destekliyor. Alışların hala devam ettiğini, biraz geride satışların çok küçük tereddütlü olduğunu ve tekrar alışa döndüğünü piyasanın görebiliyoruz. Evet EMA 50 ve 200 günlük ortalamaların zaten üzerinde. O da aynı şekilde bakınız buralardan gelen bir uzun süre bu 4 saatlik grafik arkadaşlar. Burada uzun süre yatay seyreden Bollinger bandı ne yaptı? Bir anda kırdı yukarıya doğru. E şu anda da %20-30 arası gidiş gelişleri devam ediyor. Neyin? Sandbox'ın. 24-32 bandı yüzde %24'ün üzerinde bir an itibariyle yükseliş var. 3 doları ve üzerini görebilir her an tekrar diyebiliriz. Ha, düzeltme yapabilir mi? Düzeltmeler mutlaka olacaktır. Yukarı yönlü hareketin devamı için mutlaka düzeltmeler gelecektir kardeşim. Evet daha önce sizlere verdiğimiz Jasmine var kardeşim, JASMİ de artık e, doymuyor yükselişlere, küçük çaplı da olsa %8'lik, 10'luk yükselişleri devam ediyor. 0.18 dolarlığında ve an itibariyle %8 civarında bir yükselişi var, onda da alışların olduğunu ve onun da EMA 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerine çıktığını buradan görebiliyoruz. Ee, tabii ki Bollinger bandımızı o da açmış durumda şu anda yukarı doğru yönü devam ediyor. Trend yükseliş trendinde. Yön yukarıda. Alışlar var. Osilatörümüz al güçlü al sinyalini veriyor Jasmi için. Evet, Jasmi'de fiyat hareketleri bu. Peki geri çekilir mi? 15-16 dolarlara kadar bir iğne atsa bile anında kendini yukarı alacaktır. de hedef yarım dolardır kardeşlerim. Yarım doları e, önümüzdeki yani bu ay tamamlayabilir şeklinde yorumlayabiliriz. Geldik enjin COIN. Diğer bir dikkatinizi çekiyor değil mi? Hep oyun coinleri RIVANCH'da. Evet onlar gidiyor var. Bir ara Meme coinleri RIVANCH'daydı. İşte SHIBA, DOGE, e, ELON vesaire vesaire. BABY vesaire. Bunlar Bunlar şimdi biraz yataya bağlamış durumda. Ama oyun koyunları an itibariyle rövançtalar kardeşim. Alice olsun, The Sandbox olsun, Enjin ee, Engine olsun. Var da var yani saymakla bitmez. Ama onlar rövançta. Başı da mana çekti tabii ki. Evet. Kardeşlerim. E, ee, Engine'de durum bu. Engine şu an itibariyle dedik %10'a yakın 9'un üzerinde bir yükselişi var e, 2.83 dolar enjin bakınız şurada düşen takoz yükselen trend eğer bu formasyonu tamamlar ise enjin yani şuradaki derinliği tamamlar ise tam milimetrik çizmemize anlamı yok yani 3 aşağı 5 yukarı çizdiğimizde şu derinliğe koyduğumuzda görünen 3 dolar 35 cent yani şu an 2 dolar 80 centlerde 3 doların üzeri görülecektir enjinde daha sonra 5 dolar yolculuğu başlayabilir diyebiliriz enjin için geldik mana mana bir türlü yükselişini e, bitirmiyor arkadaşlar her türlü yükseliyor mananın hedefi büyüyor yavaş yavaş mana 5 dolar hedefi kesin Evet 5 dolar hedefi kesindir niye şuradan bakınız şu derinliği atacaktır şurada yatay gittiği derinlik var bu derinlik nereye gelir şöyle aldığımızda şuradaki derinliği atar isek 4 dolar 85 sent şu an 3 dolar 19 sen Evet mana da bu hedef var şimdilik. Bu e, mum hareketlerini tamamlarsa 5 dolar seviyelerini mana görebilir. Dikkat edilmesi gereken diğer bir altcoin de Audi'dir arkadaşlar. 2,5 doların üzerine atmaya çalıştı kendini ve an itibariyle de %9'luk bir yukarı yönlü hareket var. Bu da dikkat edilmesi gereken bir altcoin'dir. EMA 50 ve 200 günlük ortalamalar üzerine çıkmış durumda. Şurada düğümünü attı zaten, bakınız düğümden sonra düzelterek fırladı. Düğüm tehlike. Burada ne yapıyor? W'yi tamamlamak üzere. Evet, 2.7'lere, 3'lere doğru tekrar Audi hareket edebilir, alışlarında olduğunu görüyoruz. Dikkat edilmesi gereken diğer bir altcoin TVK kardeşlerim. TVK'da da bakınız EMA 50 ve 200 günlük ortalama şuradan birbirini kesti ve yukarı yönlü hareket ediyor. Onda da e, 0.30 dolar ve üzerlerini her an görebiliriz. Şu anda 0.27 dolarlarda TVK ve %15'in üzerinde bir yükseliş potansiyeli var an itibariyle TVK'nın. Evet, TVK Osilatörümüz TVK için ne diyor? Al ve güçlü al sinyalini vermiş durumda devam ediyor. Bunların içinde rally yapanlar çıkacaktır mutlaka. Bunların yönü diğerleri yatay ve kırmızıda seyrederken bunlar uçuşa geçmiş durumda kardeşim. Evet Goglam'a bakıyoruz. GLM. Evet GLM'de de fiyat şu anda 0.63 dolar ve %9'a yakın bir yukarı yönlü hareket var. Dikkat iki kesim var. Bakınız bir iki kesim. GLM'den güzel bir yükseliş gelebilir. Yani EMA 50 ve 200 günlük ortalamalarda çift kesim biraz tehlikedir. Dikkat edin uçabilir kardeşim GLM. Evet ya da günlük yükselişleri 10-10 gelebilir. Bu GLM için de söyleyebileceğim bunlar. GLM bize osilatörümüz güçlü al, güçlü al, al sinyalini vermiş durumda sabah an itibariyle alışların devam ettiğini, stokastik era sayımızın da bunu desteklediğini yukarı yönlü görebiliyoruz. Geldik Shiba'ya. Shiba biraz yataya bağlamış gibi görünüyor an itibariyle. Fiyatımız 70 doların üzerinde. Tabii ki problem yok, sıkıntı yok kardeşim. Shiba 65'in altına sarkmadığı sürece, hele 60'ın altına sarkmadığı sürece her an kendini sıfırın birine 60 olarak görebilir diyoruz. Dogecoin'de, evet Dogecoin'de Hareket başladı kardeşim. Videoya başlarken %0.80'lik yükseliş vardı. Şu anda %3'lük bir yükseliş var Doge'de. Doge şu an 28 dolarlara doğru yani 0.28 dolarlara doğru gidiyor. 30 ve 33'ün üzerine attığı anda kendini Doge'den güzel bir çıkış gelebilir. Önünde direnci var 28 küsür. Bunu kırdığı anda 34'e kadar boş kardeşim. 34'e salar kendini bir anda diyebiliriz Dogecoin için. Burada bulunan üçgen formasyonu kırıldı. Hedef 33-34 doları gösteriyor Dogecoin için. Dogecile dikkat diyoruz. Evet, Clear Network. Clear Network 12 dolar seviyelerinde yataya bağlamış durumda. Şimdilik e, her an bir tepki alımıyla karşı karşıya kalabilir Clear Network. Evet, Clear Network için osilatörümüz bir şey diyor mu? Şu anda e, al-sat nötr sinyali veriyor. Haftalık için al ve güçlü al sinyali gelmiş durumda Clear Network için. Diğer bir altcoin'imiz The Sandbox. The Sandbox arkadaşlar onun yukarıda e, pardon Sun, Sandbox dedik alıştı dilimiz. Sun arkadaşlar yukarıda e, 0.040 direnci var. Oraya doğru yol alabilir bugün dikkat diyoruz. Evet osilatörümüz zaten al al sinyali veriyor. Haftalık için nötr al sat, aylıkta ise nötr al sat diyor. Yani e, küçük bir yükselişin ardından kar realizasyonu yapılabilir. The Sandbox için e, söyleyebiliriz. Evet, bir de e, incelememiz gereken ne vardı? E, Aks incelendi. E, BitTorrent kardeşlerim. BitTorrent'te de %1.5'luk bir yukarı yönlü hareketi var. Şu anda BitTorrent'in. Peki, çift sıfır 40'larda. Evet, o da 40'larda geziyor. Dikkat bakınız. BitTorrent'e artık dikkat diyebiliriz. Çünkü o da 40'larda hareketi var. Ona da dikkat edilmesi gerekir. Çünkü o oscilatörümüzde yavaş yavaş BitTorrent için ne diyor? Al ve güçlü al sinyalini vermeye başlamış durumda. Eee? Dente bakalım bir de. Dente de 1.46'lık yukarı yönlü hareket var. Evet alışların dent içinde başladığını fiyatımızın da çift 0 69 ve dent arkadaşlar bu kez bir daha trend yükselişi devam ederse 0'ın birini atma hedefi olabilir. TLM'ye dikkat kardeşim. Evet TLM şu anda 0.28 dolarlarda nereyi bulabilir? Her an 33 doların üzerine doge gibi atarsa kendini ve orada da gün kapatırsa TLM yukarı yönlü hareketini sürdürebilir. Arpadan geliyor güne güzel bir yükseliş. Arpa da 0.14 yukarıda 16 direncini kırdığı anda arpa da yoluna devam edecektir diyoruz. Evet bugün sizler için seçtiğim bunlar kardeşim. Bir dahaki yayında zaten istekleriniz de olacak. Yine ani hareket eden coinler olursa onları da not düşmeye çalışacağız. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Hoşçakalın, dostçakalın. Thank